Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Animasyon videosuyla başlıyoruz. Öncelikle videomuza dikkatli bakalım. Biraz daha izleyelim. Bu tarz soruları çözerken kendinizi aracın içerisinde olduğunuzu düşünün ve bu şekilde çözmeye çalışın. Hemen bakalım. Sağ dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir? Birincisi, hız sınırlamasına uymadı. İkincisi, araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadı. Üçüncüsü, kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Şıklar: 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 ve 3. Hangileri kesinlikle söylenir? Doğru olan cevabımız E akı 2 ve 3 işte bu kesinlikle söylenebiliyor. Bakın bize ne diyor? Kesinlikle söylenebilecek olanları soruyor değil mi? Hız sınırlamasına uymadı. Evet animasyon sorumuzun hemen başlangıcında bir orada hız levhası var ama Hız levhasına uyup uyumadığını şu anda biz göremiyoruz çünkü e, aracın hızına dair herhangi bir görüntü var mı bizde yok veya işte gösterge panelini görebiliyor muyuz şu anda ne kaç kilometre hızla gittiğini göremiyoruz. O zaman ben bire kesinlikle diyemem. İkiye baktığımda araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadı. Evet sağ tarafa dönecek sağ sinyalini vermediğini görüyorum. Bunu söylerim. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadı. Şu anda uymuyor zaten değil mi? Sağ sinyali verecek çünkü sağ dönüş yapmak istiyor. Hemen önünde yaya geçidi var. Kim öncelikli? Yayalar öncelikli. Ve yine orada bulunan yaya yol var mı? O zaman ben derim ki kurallara uymadığını kesinlikle söylerim derim. Peki oradan bir bisikletli geçiyor olsaydı ve yine aynı şekilde yol vermeden geçseydi eğer veya işte korna veya selektörle hani onu durdurmaya çalışsaydı yine ne yapacaktım ben ne diyecektim kurallara uymadığını söyleyecektim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem hangisidir? Şarj, soğutma, direksiyon, süspansiyon. Doğru cevabımız Değişekli süspansiyon sistemi olacak. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan sisteme süspansiyon sistemi diyoruz. Birazdan görsele bakacağız ama orada e, şarj ve soğutma var. Onları bir öğrenelim. Şarj sistemi diyelim hatta motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sisteme diyoruz. Ne ihtiyacı? Elektrik ihtiyacı. Bir daha söylüyorum. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sisteme şarj sistemi diyorsunuz. Ve soğutma sistemi diyelim biz ona motoru çalışma sıcaklığında tutmaktı görevi. Lütfen bunu da unutmayın. Şimdi süspansiyon dedik değil mi? İki tane elemanımız vardı. Helezon yaylar ve amortisörlerdi. Hangisi daha önemliydi bizim için? amortisör neden tanım olarak sorabiliyorlardı? Yoldan dolayı meydana gelen titreşim ve darbeleri üzerine alan ve yay salınım süresini kısaltan parçaya amortisör diyorduk. Geldik 3'e. Sihir haldeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulması ne adı verilir? Kırmızı ışık yanması, yolun trafiğe kapanması, yetkililerin dur işareti vermesi. Hadi ışıklara bakalım. Durma, park etme, duraklama, trafikten men. Doğru olan cevabımız A şıkkı durma olacak. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinle, dinleyin çünkü dördüncü soruda e, pekiştirmiş olacağız. Durma dedik değil mi? Karayolu üzerinde önümüzde seyreden aracın birden aniden durması veya işte arızalanması veya trafik görevlisinin dur emri gibi trafik mecburiyeti sebebiyle durdurulmaya biz durma diyoruz. O zaman ben durmada şunu arayacağım. Trafik mecburiyeti. Kırmızı ışık yandı mecbur duracağım değil mi? Durma. Yol trafiğe kapandı. Bu durma. Trafik görevlisi dur dedi, durdum. Bu durma arkadaşlar. Peki duraklama ne? Karayolu üzerindeki taşıtların durma halleri dışında yük almak veya boşaltmak, yolcu indirip bindirmek veya beklemek gibi kısa süreli durdurma hallerine duraklama diyeceğim. İşte bu duraklamanın süresi var. Eğer 5 dakikadan fazlaysa biz buna park etme diyoruz. Hadi bakalım dörde. Aşağıdakilerden hangisi durma değildir? E, i̇şaret levhalarına uyarak durmak, öndeki araçların durması sonucu durmak, yolcu indirip bindirmek için durmak, kırmızı ışıkta durmak. Bu soruyla hem de pekiştirmiş oluyoruz. Doğru olan cevabımız şıkkı durma değildi. Neydi o? Duraklama ile alakalı, değil mi? E, Yolcu indirip bindirmek veya beklemek gibi hani kısa süreli durdurma hallerine duraklama diyorduk. E, diğerlerine ben ne arayacağım? Trafik mecburiyeti arayacağım. İşaret levhalarına uyarak durmak. E, dur levhası vardı, durdum, değil mi? Antalya yani, yoldayım. E, öndeki araç durdu, ben de durdum. Kırmızı ışık yandı, durdum. Trafik görevlisi dur dedi, durdum. Yol kapalıydı, mecbur durdum. Neydi bu? durmaydı. Harikasınız geldik beşe. Hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir? Hadi dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız albette A şıkkı olacak. Genellikle A ve B şıkkını öğrencilerimiz karıştırıyor. Üçgen içerisinde bakın üçgen içerisinde İki yönlü yol yani bir gidiş var bir de geliş var. B şıkkı karşıdan gelene yol var anlamında karşıdan gelen araca yol vereceğiz bu arada. Bazı arkadaşlarımız soruyor hocam neyi yol vereceğim diye. C şıkkı yol var peki aralıklı olarak yanıp sönen hangi ışık ile aynı anlamı taşıyordu yol var levhası? Sarı ışık değil mi? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışık ile aynı anlamı taşıyan hangisiydi? Dur levhasıydı. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım sistemini, hareket sistemini, sindirim sistemini, solunum sistemini e, yapacağım açıklamalar önemli olacak. Bir de ilk yardımda eksiniz varsa eğer yine ilk yorumda sabitliyor bir linkler var. Oraya bakabilirsiniz. Orada ilk yardım soru linki var. 125 ilk yardım sınav sorusu linki var. Ona mutlaka bakın. Zor soruları görmek istiyorsanız eğer ilk yardım ile alakalı 40 tane zor sorumuz var. Sorular zordur bu arada söyleyeyim. E yine ona da oradan ulaşabilirsiniz. Doğru olan cevabımız Aşkı dolaşım sistemi olacaktı. Kalp kan damarları ve kan Bunlar ne oluşturuyor? Dolaşım sistemini oluşturuyordu. Peki tanım olarak neydi? Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanların taşıyarak e, yeniden geriye toplayan sisteme ben dolaşım sistemi diyorum arkadaşlar. Merkezimiz neydi? Kalpte kalp nerede bulunurdu? Göğüs boşluğunda bulunurdu. Lütfen bunu da unutmayın. Ha bazen sansörlerinde tüm vücutta faaliyet gösteren hangisidir der. Kısa bir soru değil mi? Dolaşım sistemi dersiniz. Veya işte vücudun tamamında faaliyet gösteren hangisidir der. Dolaşım sistemi dersiniz. Peki diğer şıklara bakalım. Onlar da önemli. Hareket sistemi. Bakın hareket, kemik, kas, eklem. işte bunlardan oluşuyordu. Daha sonra sindirim sistemi. Merkezi mideydi. Çok yedim, sindiremedim, midem şişti. Ha, o zaman ne diyeceğim ben? Sindirememekten sindirim sistemi aklıma gelecek. Midem şiştiden merkezinin mide olduğu aklıma gelecekti. Ve solunum sisteminin merkezi akciğerdi. Karaciğer değil sınavda dikkat edin buna. Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlardı solunum sistemi. Geldik 7'ye. Şekildeki gibi sol dönüş yapacak olan sürücü hangilerini yapmalıdır? Sol tarafa döneceğiz. Hadi bakalım. Sola dönüş almasını yakmalı, hızını azaltmalı, geniş bir kavisle dönmeli. Şıklar: yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız D olacak. Sol tarafa döneceksem eğer ne yapacağım? Sinyali vereceğim. Sağ sol fark etmez. Sola döneceğim, sağa döneceğim veya şerit değiştireceğim. Sinyalimi kullanacağım. Daha sonra hızımı azaltacağım. Neden? Dönüş yapacağım değil mi? Dönüşlerde hız azaltılır, artırılmaz ve geniş kavise dönmem gerekir. Sol tarafa döneceğim için. Bazı arkadaşlarımız maalesef sağa, dar, sola geniş dönüldüğünü e, Bilmiyorlar bu konu beni gerçekten üzdü nasıl yapacağız arkadaşlar en kolay şeyi bilemezsek eğer zor soruları nasıl yapacağız sınavda onu düşünüyorum açıkçası sağa dönerken dar döneceksiniz sola dönerken geniş kaviste döneceksiniz bu sadece sınav olarak bu şekilde değil yarın bugün trafiğe çıktığınızda da yine bu şekilde olacaktır sağa döneyim derken birden sol şeritte kendinizi buluverirsiniz bu yüzden dikkat edin sağa döneceksiniz eğer hemen sağ şeride girersiniz onu da belirtelim. Geldik 8'e. Seyir haldeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda hangisi yapılır? Motorun devri artırılır, açık camlar varsa kapatılır, önemsenmez yola devam edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru olan cevabımız. Değişik olacak anormal sesler geliyor veya yakıt kokusu geliyor veya işte gösterge panelimde yağ lambası, şarj lambası, hayret lambası bunlardan biri yandı. Ne yapıyorum ben? Duruyorum. Kontağı kapatıyorum. Peki bir de hangi durumda biz bunu yapıyorduk? Diyelim bir kaza gerçekleşti. Trafik kazası. Ne yapacağız? Hemen aracımızın kontağını kapatacağız. El frenini çekeceğiz. Ee, akünün kutup başlarını çıkartacağız. LPG'li ise tüpün vanasını kapatacağız. Ve aracın içerisinde telefonunuzu cüzdanınızda alma ihmal etmeyin. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesine görev yapar? Rot, amortisör, diferansiyel, helazon, yay. Doğru olan cevabımız C şıkkı diferansiyel olacaktı ve yine diferansiyelin görevi vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmekte. Bunu da unutmayalım. Hatta biz diyorduk ki virajlarda çekici lastiklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan diferansiyeldir diyorduk. Bunu da hatırlamış olalım. Amortisör, helezon yay gördüm aklıma ne geliyor? Süspansiyon sistemi geliyordu. Biraz önce işledik ve rod denilince de aklımıza şu gelsin. Lastikler arasındaki açının ve uzaklıkların birbirine eşit olması durumu durumuna rot ayarı diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyen arkadaşlarım varsa rica ediyorum lütfen videoyu beğensinler. bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Aracın gösterge panelinde bulunan şeydeki mavi renkli ikaz ışığı hangisi devrede iken yanar? Yine görsellere bakacağız. Arka sis lambası, kısa hüzmeli farlar, uzun hüzmeli farlar, sol sinyal lambaları. Doğru olan cevabımız. C şıkı, uzun farlar olacaktı çizgiler tam karşıya bakıyorsa uzun faylardı göstergemizde mavi renk yanardı ve 100 metreye aydınlatırdı. Peki biz bu uzun fayları nerede kullanıyoruz? Gece gidiyorsanız eğer önce tam olarak göremiyorsanız yeterince aydınlatılmadıysa ne yapacağız? Uzunları yakacağız. E karşıdan da araç geliyor o zaman ne yapacağım? Hemen kısalara döneceğim. Şimdi Yine ışıklarda ön sis lambası vardı diğerlerine de bakalım. Bu işaret ön sis lambası açık anlamındaydı. Diğeri arka sis lambası. Araç gösterge panelindeki bu işaret arka sis lambaları açık demekti. Ve ışıklarda yoktu ama dörtler var. E, aracın hem önünde hem de arkasına dörtlere bastığın zaman dörtler yanardı. Genellikle acil durumlarda duraklamalarda ve park ederken kullanılırdı. Hemen sağ taraftaki bakın çizgiler tam karşıya bakıyorsa uzun farlar demiştim ya. Burada da aşağı aşağı doğru eğik bakıyor. Bakın eğik o zaman kısa farlar. Göstergemizde yeşil renk yanar. Kaç metreye aydınlatır? 25 metreye aydınlatır arkadaşlar. Bazen rengini bazen de kaç metreyi aydınlattığını sorabiliyorlar. O yüzden söyledim. Ve bir de sinyal vardı. Diyelim ki sağa döneceksiniz. Sağ sinyal vardı. Şu an sarı okla ışığın yanıp yanıp söndüğünü görürsünüz. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek, ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru olan cevabımız. Değişik olacak alternatörü görünce yanına M harfi yazın demiştim. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmekti. Görevi Yine bu soru önemli daha doğrusu açıklamalar önemli olacak. Uygulama basamakları verilen ve kazazeden araçtan çıkarılmasına kullanılan teknik hangisidir diyor. Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. Baş boyun gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Bu teknik hangisiydi? Rantek manevrası, itfaiyeci yöntemi, hemlik manevrası, Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru olan cevabımız Aşıkı Rantek manevrası olacaktı. Araçtan çıkarma ile alakalı tüm sorularda aklınıza Rantek manevrası gelsin. Araçtan çıkarma, araçtan çekme. bunları görünce tamamdır de Rantek manevrası. Birazdan da bakacağız ona. Hatta şöyle yapalım. Bakalım arkadaşlar. Bakın şu anki gördüğünüz Rantek manevrası. Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. Baş boyun gövde hizasını bozmadan araçtan dışarıya çekilir. Ve yine şıklarda hemlik manevrası vardı değil mi? Gemlik zeytini vardır bilirsiniz. Kişi aldı yedi boğazında kaldı nefes alamıyor konuşamıyor öksüremiyor acı çekerek ellerini boğazına doğru götürüyorsa tam tıkanmıştır diyorduk. Ne yapacağız? Hemlik manevrasını ne yemişti? Gemlik zeytini o zaman hemlik gemlik hemlik gemlik bu şekilde aklımızda tutacağız. Hemlik manevrası yani şu anki gördüğünüz uygulanışını bize sorabiliyorlar. Tıkanma yaşayan kişinin arkasına geçip gövdesini kavrarız. Bir elin baş parmağı, midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparız. Diğer el ile yumruk yapılan eli kavrarız. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırırız. Bu manevrayı biz neye benzetiyorduk? Tekrar hatırlayalım gazoz kapağına benzetiyorduk değil mi? Biz Çünkü biz basınç uyguluyoruz. Yaptığımız basınçla boğaza takılan cismi dışarıya fırlatmış oluyoruz. Peki hemlik manevrasını bulan kişi kim? Henry Hemlik arkadaşlar. Hemen diğer ne vardı? İtfaiyeci yöntemi vardı yürüyemeyen işte bu benim anahtar kelimem sınavda da bunu arayacağım ben yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılırdı bir ilk yardımcı tarafından uygulanırdı ve ilk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alabilirdi daha sonra şıklarda sürükleme yöntemi var e yine burada kazazedenin sedinin genellikle enkaz altından veya işte tünel gibi dar alanlardan çıkartılmasında kullanılıyordu e burada iki yardımcı fiziksel güç kapasitesinde değerlendirecekti. İri ve kilolu kazazedeleri sürükleyerek oradan o bulunduğu yerden çıkartacaktı. Ve orada ayak bileklerinden sürükleme var ya yine orada da kazazede yakın mesafede duracak. İlk yardımcı ve kazazedenin ayak kısmına çömelecek ve kazazedenin baş, boyun, gövde eksikliğini bozulmadan sürükleyecek. Kazazedenin elleri yanda serbest bırakılmayacak. Ne yapacak? Pantolon kemerinin içerisinde olacak değil mi? Sürükleyeceğiz ya e, ellerini e, yanda serbest bırakmayacak. Acil taşıma teknikleri ile alakalı sorular gelebiliyor arkadaşlar. Buna ile alakalı e, konu anlatım yaptım. Sonra da sorularını çözdük. Aşağıda ilk yorumda ilk yardım linkimiz var. E, onlara bakabilirsiniz. Onlara mutlaka bakın. Çünkü acil taşıma ile alakalı sorular geliyor. Görselleriyle beraber anlattım. Şekildeki gibi ışıkla trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye hangisini bildirir? Yolda bakım çalışması olduğunu ileride hemzemin geçit bulunduğunu, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu. Doğru olan cevabımız... C şıkkı yolun trafiği açılmak üzere olduğunu şimdi pratik bir yöntem söyleyeyim. Sınavda bazı arkadaşlarımız çok heyecanlı oluyor ya o yüzden öyle söylüyorum. Kırmızı ışık var mı elimde? Var. Sarı var mı? Var. Hangi ışığım eksik? Yeşil. E yeşile ben ne yapıyorum? Hareket ediyorum değil mi? O zaman yolu trafiğe açılmak üzere olduğunu bulup hemen işaretliyorum. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru olan cevabımız beşik olacak aracının hareket etmesini engellemek işte takozun görevi budur veya işte soru şöyle gelirse yine lastik değişimi var araç lastiği değiştirilirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda Neyin yapılması doğru olur daha ise el çekeceksiniz arkadaşlar. Çünkü lastiği değiştireceğiz ya. Ayrıca sabitlememiz lazım. El freni inik olmayacak. El freni çekik olacaktı. Peki araç lastiğinin sökülmesine doğru işlem sırası nasıldı? Hemen şöyle hatırlayalım. Lastiği sökeceğiz. Gözünüzü de canlandırın. Öncelikle aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemini alacağım. Daha sonra jant kapağını çıkartacağım ki her günümüzde yok ama sonra da bu şekilde bijon somunlarını gevşeteceğiz. Krikoli aracı kaldıracağız. Bijon somunlarını sökeceğiz. Yani jant bijonu gevşet, kriko bijonu sök şeklinde sıralamasını bu şekilde istiyorlar. Biz de bu şekilde veriyoruz. İlk yardım ile acil tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir? İlk yardım ve acil tedavi hakkında bize bilgiler verilmiş. Ee, yine ilk yardım konu anlatım videolarımız var. Eksiniz varsa bakın arkadaşlar. Birincisi doğru ikincisi yanlış. Birincisi yanlış ikincisi doğru. Her ikisi de doğru her ikisi de yanlış. Doğru olan cevabımız. 5 şıkkı birincisi yanlış ikincisi doğru olacaktı. Şimdi ilk yardım şuydu. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye tıbbi araç gereç aranmaksızın bakın tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yani o an orada olan yerine ne varsa işte o araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları yapan e, yapılmasına biz ilk yardım diyoruz. E, acil tedavi denince aklınıza hastane gelsin olur mu? Mesela bir iki yardımcı hani olay yerine dikiş atabiliyor muydu? Hayır atamıyordu. Ama acil tedavi denilince hastanede değil mi? Kim e, dik, dikiş atıyor? Hemşire dikiş atıyor. Ya işte doktor dikiş atıyor. Yani anlatmak istediğim bu arkadaşlar. ikisi arasındaki fark bu. İki yardım denilince tıbbi araç gereç aramıyoruz. Mevcut araç gereçleri kullanıyoruz. İlaçsız uygulamaları yapıyoruz. Nerede? olay yerinde yapıyoruz. Amacımız ne? Hayatın kurtarılması. Bunun için yapıyoruz. Veya işte e, sağlık sorunlarını en aza indirmeye amaçlıyoruz. Hayatı tehlikenin ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Temel yaşam desteği sağlıyoruz. İyileşmeyi kolaylaştırmaya sağlıyoruz. Ama en önemlisi durumun kötüye gitmesini önlemeye çalışıyoruz. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracın vitesini boşa almalı, araçla gözcü bulundurmalı, aracın kapılarını açık tutmalı, aracı yoldaşına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Doğru cevabımız Değişik olacak. Aracım arızalandı. Yolda kaldım. Ne yapacağım? Hemen sağa çekeceğim. Aracı yol dışına veya bankete çıkartacağım. Ve hemen üçgen reflektörü yerleştireceğim. Dörtleri de yakacağım. Neden bunu yapıyorum? Hani olur ya diğer sürücüler beni görsün diye. Hani bu yüzden bunu yapıyorum. Ee, yine aracınız arızalandı veya kendiniz rahatsızlandınız. Yine aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Orta şeritte sol şeritte durmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen sağa çekiyorsunuz. Sağa geçiyorsunuz. Trafik kazası geçiren kişiler canlarına zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Bu birincisiydi. İkincisi ise kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır diyor. Verilenler için hangisi söylenebilir? Trafik kazası geçiren kişiler için birincisi doğru, ikincisi yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Her doğru, her ikisi yanlış. Doğru olan cevabımız şıkkı her de doğru olacaktır ve evet, trafik kazası olması istediğimiz bir şey değil değil mi? Olmasına zaten ama olursa eğer bu e, canımıza bir zarar gelmese bile malımıza zarar geliyor ve bu bizi psikolojik olarak elbette etkiliyor ve bu da ailemize topluma olumsuz olarak yansıyor ve hatta bazı sürücülerde direksiyona geçme korkusu dahi yaratabiliyor. Yetişkinlere yapılan dışkart masajı uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Ellerin parmaklara göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi. Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması. Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası uygulanması. Hangisi doğrudur diyor. Doğru olan cevabımız A olacak. Öncelikle bu tarz sorularda şuna dikkat edeceğim. Yetişkinden mi bahsediyoruz? Çocuktan mı? Bebekten mi? Ayırt ettiysek yani yetişkin diyor. Ne yapacağız? Dış kalp masajı ve hangisi doğrudur diyor. Evet Yetişkinler bahsettiğimiz için iki elimizi birden kullanıyoruz. Bakın yetişkinlerde iki el kullanarak kalp masajı yapılır. Çocuklarda tek el kullanarak kalp masajı yapılır. Bebeklerde ise orta ve yüzük parmağı kullanarak kalp masajı yapılır. Neden? Kontrolsüz güç güç değil de işte bu yüzden. Elleri parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeyecek. Dirseğinizi bükmeyeceksiniz ve vücuda dik olacak şekilde tutacaksınız. Bu şekilde ritmik olarak kalp masajına başlayacaksınız arkadaşlar. 5 şıkkı orta, yüz, orta ve yüzük parmağı diyor. Hayır o bebeklerde olacak bizimki yetişkin değil mi? 30 bası diyor. Hayır 100 bası olacak şekilde ayarlanacaktı. Ve 3 santim demiş 5 santim olacaktı. Yetişkinlerde 5 santim çocuklarda 5 santim bebeklerde 4 santim olacak şekilde. Geldik 19'a. Şimdi bu soruya varmamdaki amaç şu. Bu soruyu görünce hemen ezbere <laughs> cevabı bulup işaretliyorsunuz ama Uşak, Konya, Sivas verilmiş ya. Peki farklı şehirler verilirse nasıl bulacağız? İşte onu anlatacağım. Sivas'tan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? Batı Doğu, Kuzey Güney, Güney Batı, Kuzey Batı, Kuzey Batı, Güney Doğu. Doğru olan cevabımız C şıkkı güney batı kuzey batı şeklinde. Şimdi biz neredeyiz? Sivas'tayız değil mi? Nereye hareket edeceğiz Konya'ya? Konya, Konya Sivas'a göre daha aşağıda mı? Yani daha güneyde değil mi? Tamam. Daha batıda mı? Evet ne oldu? Güney batı yönüne doğru ben hareket etmiş oldum. Şimdi geldim Konya'dayım. Nereye gideceğim? Uşak. Uşak'a baktığımız zaman Uşak daha yukarıda değil mi arkadaşlar? Yani daha kuzeyde. Harika. Peki daha mı batıda? Evet ne oldu? Kuzey batı yöne doğru hareket etmiş oldum. Farklı şeyler verilirse de yine bu şekilde cevap bulmaya çalışırsınız. Geldik buraya. Trafik psikologları yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa, birlikte yaşama, yol yortamları neyse, trafik ortamına da aynı adab içinde davranırlar. Buna göre streste stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücüler genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir. Sabır, öfke, bencelik, inatlaşma, Doğru olan cevabımız şıkkı sabır değerine sahip olmadığı biliniyor ve şu hakikaten de doğrudur. Yaşam tarzı ile araç kullanma arasında bir ilişki vardır arkadaşlar. Eğer ki siz e, hızlı bir hayatınız varsa eğer sürekli böyle bir yerlere yetişme çabasındaysanız eğer evet aracı da aynen öyle kullanıyorsunuz. Aracı da hızlı kullanıyorsunuz ama sakin, rahat, relax bir hayatınız varsa eğer işte o zaman da sakin sakin aracınızı kullanıyorsunuz. Hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Hadi dikkatli bakalım. C şıkkı tehlike uyarı işareti değildi. Kendisi trafik tanzim işareti grubunda yer alıyordu ama diğerleri tehlike uyarı işareti şeklindeydi. Araç motorun ilk çalıştırması esnasında vites hangi konumda olmalı? Boş birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Doğru olan cevabımız elbette A şakı boş konumunda olacaktı. Aşağıdakilerde hangisi köprü yaklaşımı levhasıdır? Hadi dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız elbette D şıkkı olacaktı. Diğerleri onarım yaklaşım levhası demiryolu hamzemin ve kontrollü demiryolu şeklindeydi. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? Yakıt deposu, bagaj, kartar torpido. Doğru cevabımız ay şakı yakıt deposu olacaktı. Orada karter var. Karter hangi sisteme aitti? Yağlama sistemine aitti. Üzerinde rak ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? 30 40 50 60 Doğru cevabımız A şıkkı 30 gün süreyle geçerliliğini koruyacaktı. Bir de yine te teşhil belgesiyle alakalı bir sorumuz var. Şöyle soruluyor, noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içinde ilgili trafik tehcil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tehcil belgesi düzenlenir derse bir ay diyorsunuz ve yine yıldız veri notumuz var. Trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu ne gösterir diyor. Kayıt ve tehcilinin onaylanması gösterir diyorsunuz. 26 hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Ani olarak gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, su sinyal lambaların yakılması, vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Doğru cevabımız A şakı aynı olarak gaz verilmesi do doğru değil. Çünkü motor çalışma sıcaklığına henüz ulaşmamış ve hemen araca biner binmez de klima açılmazdı. Bundan da bahsedelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanar olması neyi bildirir? Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemerinin takılı olmadığını, hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu. Doğru cevabımız şıkkı emniyet kemerinin takılı olmadığını bize bildirirdi. Hem gösterge panelimizden hem de uyarı olarak zaten o sesi duyardık. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren kaç süreli aday sürücü olarak kabul edilir? 2-3-5-10 Doğru cevabımız A şakı 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması hangisini artırır? Sürüş konforunu, trafik kazası riskini, direksiyon hakimiyetini, aracın yol üzerinde tutunmasını. Doğru cevabımız Be şekil trafik kazası riskini artıracaktı. Bakın araç lastiği seçimi bizim için önemliydi. Sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardan biriydi. Araç lastiğinin seçimi. El lastiğimizi ömrünü tamamladıysa e, tamamladıysa trafik kazası riskini elbette artıracaktı. Karlı, buzlu, yağışlı, sisli yollarda bu risk daha da artacaktı. Şekilde trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali trafiğin bütün istikametlere açılma hali, trafiği hızlandırma işareti, trafiği yavaşlatma işareti. Doğru cevabımız Ayşakı, şıkkı trafiğin bütün istikametleri kapanma hali. Şekildeki resme göre hangisi hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır? At arabası, motosiklet, otomobil, kamyonet. Doğru cevabımız C şıkkı otomobil olacaktı. Şimdi orası kontrolsüz kavşak. Nereden anlıyorum? Herhangi bir leva, ışık vesaire yok. Orası kontrolsüz kavşaksa düz giden araçlar, dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Bu kuralı biliyoruz zaten. O zaman e, motosikleti bir eleyelim. Çünkü dönüş yapmak istiyor. Ve orada at arabası var. At arabasının bir geçiş önceliği var mıydı? Hayır yoktu. Onu da eliyoruz. O zaman bir kamyonet kaldı bir de otomobil kaldı. İkisi de düz gitmek istiyorsa eğer hemen sağdakine yol verme kuralı hatırlıyoruz. Kamyon, kamyonetin sağında kalan otomobil ikiye çart diyoruz. Bu tarz sorularda bu şekilde yapıyoruz. iki araç kaldı, ikisi de düz gidiyor. E, hangisinin talih yolda, hangisinin ana yolda olduğu belli değil ama ne yapıyorum? Hemen sağdakine yol verme kuralını hatırlıyorum. Eğer bu geçiş üstüne sahip olan bir araçsa zaten ilk geçiş üstüne sahip olan araç geçiyor. Trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Şu anki gördüğümüz virajlı kasisli eğimli kaygan. Doğru cevabımız. D kaygan şeklinde. Peki biz bu tarz yerlerden geçerken neye dikkat edeceğiz? Şimdi kayıyor değil mi? O zaman benim yavaş ve dikkatli bir şekilde gitmem gerekir. Ani fren yapmaktan kaçınmam gerekir. Çünkü ani fren yaptığım zaman aracım kayacaktır. Sollama yapsam olur mu? Hayır olmaz. Sollama yapmaktan da kaçınacağım. Peki hızlı gitsem olur mu? Hayır. Hızlı bir sürüş şu anki yerlerde kontrollü bir sürüş değildir. Kaza riskini artırır. Yavaş dikkatli, sakin bir şekilde gidilir. Sollama yapılmaz, hız artırılmaz. Hangisi kalp spazmına görülen ağrının özelliklerindendir? Nefes alıp vermekle şiddetin değişmesi, genellikle göğüs ortasına başlaması, dinlenmekle geçmemesi, uzun süreli olması. Doğru cevabımız B şıkkı genellikle göğüs ortasına başlaması. Şimdi kalp spazm ne demek? Sıkıntı ve nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen yaklaşık 5-10 dakika süren ağrı hissine kalp spazmı diyoruz. Şimdi neyle başlayalım dedim? Sıkıntı ve nefes darlığı. Bu da aynı şu anki sınav sorusu gibi önemli. Nerede başlıyor? Beş akı genellikle göğüs ortasına başlıyor. Peki diyor nereye yayılır? Kola, boyna, sırta, çeneye doğru ilerler. Ne kadar sürer diyor? 5-10 dakika sürer arkadaşlar. Kalp spazmı bu şekilde. Peki kalp krizi bakın kalp krizi dersem ne diyeceğiz? Ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hissedilir. Ağrı şiddetli ve uzun sürelidir. Dinlenmekle geçmez. Ağrı hissi sıklıkla kravat bölgesine görülür omuzlara, boyuna çeneye ve sol kola doğru yayılır. Bu nedir diyor? İşte o zaman da kalp krizidir diyorsunuz. 34. Marşa basılıp motor çalıştığında hangisini sönmesi gerekir? Park lambası, sinyal lambası, şarj lambası, al fren lambası. Doğru cevabımız C şıkkı şarj lambası. Orada en önemli lamba hangisi benim için? Tabii ki şarj lambası. Önemli bir kazanında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş. Seri esnasına takılması zorunlu olan koruyucu düzenek hangisidir? Takograf, çekme halatı, boyun korsesi, emniyet kemeri. Doğru cevabımız değişikliği emniyet kemeri olacaktı peki soruyu hadi şöyle biraz değiştirelim ve diyelim ki bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak vücudun ileri sağa sola ve yukarı vurmasını önleyecek tehcih saat hangisidir derse milletimle diyeceğiz emniyet kemeri diyeceğiz ve e, temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltan da yine emniyet kemeri şeklindeydi arkadaşlar. Yani emniyet kemeri denince ölüm ve yaralanma riskinin azaldığını bilin. Emniyet kemerini mutlaka takın, takmamazlık yapmayın. Bağdile NST yöntemine dinlerini anlama gelir. Bir önceki videoda da işlemiştik. Trafik işaretçilerinin dinlenmesi, yaralının soluk sesinin dinlenmesi yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi, etrafta siren sesi olup olmadığını dinlenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı yaralanan soluk sesinin dinlenmesi olacaktı. Bak, dinle, hisset. Pratik olarak ne yapıyorum ben? Kişi nefes alıyor mu, almıyor mu? Bunu anlamaya çalışıyorum. Bakta da göz kafesinin solunum ile birlikte inip kalkması takip edilir. Dinle de ağızdan ya da burundan çıkan havanın sesi dinlenir. Hisset de ağız ya da burundan çıkan havanın sıcaklığı ile akım hissedilir. Yani bakta bakıyorum, dinle de dinliyorum, hissete de, de hissetmeye çalışıyorum. Ne kadar da süremiz 10 saniye şeklindeydi. Şekil trafik işaretine göre hangisi yanlıştır? Yol yüzey arızalıdır. Yolda tümsek vardır. Yolda yapım çalışması vardır. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Doğru cevabımız C şıkkı yolda yapım çalışması vardır demiş. Bu yanlış. O ne? kas sistem arkadaşlar. Yani yol yüzeyi arızalı bir tümsek var. Ne yapacağım? Yavaş geçeceğim. Kasisten hızlı geçilir mi? Geçilmez. Yavaş geçeceksiniz. Kasise gelmeden önce de ayağınızı pedallardan çekeceksiniz. Motordaki yağ basıncını süreceği bildiren gösterge hangisi? Yağ göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, motor devir göstergesi. Doğru cevabımız Ayşak'ı yağ göstergesi ne basıncı diyor? Yağ basıncını bana ne bildirir? Yağ göstergesi bildirir. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarına parmak uçlarıyla hissedilmesi nedenir? denir? Nabız, solunum, vücut ısırsa kan şekeri. Doğru cevabımız ay nabız olacaktı parmak uçlarıyla hissedilmesine diyoruz. Ve bir de nabız oranları var yetişkin 60-100 çocuk 100-120 bebek 100-140 şeklindeydi. Kanama olan bölgeyi turnike uygularken hangisine dikkat edilmelidir? Ekran bölgesi olmasına, kap seviyesine bir bölge olmasına, vücutta yağsı kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Doğru cevabımız. D şıkkı vücutta atar damarların geçtiği tek kemik, çift kemik değil arkadaşlarım tek kemik olmasına dikkat edeceğiz. Ama turnike ne demekti? Kanama durdurma yöntemiydi değil mi? Allah korusun diyorduk el bir koptu nasıl bir kanama olur? Feci bir kanama olur. Bunu tamponla bezle bastırsam durur mu? Hayır durmaz. Ne yapacağım ben? Uzun kopması ya bu. Ama turnikeye uygulayacağım. Şimdi turnike de şunu biliyoruz. 15-20 dakikada bir sıkma bağını 5-10 saniye gevşetiyorsunuz. Buradaki 5-10 saniye önemli. Neden? Dokulara kan yani oksijen gitmesini sağlamak için biz bunu yapıyoruz. Ve yine bir kanama var diyelim. Baskı uyguladınız. Baskı noktasını buldunuz. Baskı uyguladınız. yeterli geldi. Kanama durduysa turnike uygulamanıza gerek yoktur. Bunu da belirtelim. yıllarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz kızı yağ ve yakıt sızıntısı nedeniyle çevreye kiletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılması araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir? Bakım sırasına çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması, araç bakımlarının zamanda ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır halde tutulması, araca gereğinden fazla yük yüklenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı araç bakımlarının zamanda ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi elbette olacaktı. Hangisi trafik kazalarını asli kusuru sayılır? Asli kusurdan bahsetmiştim. Tek yönlü yola ters yönden girmek, taşıması üstüne yolcu taşımak, sürücü belgesinin yanında bulundurmamak, araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak. Doğru cevabımız. A şakı tek yönlü yola ters yönden girmek. Şimdi asli kusur denilince hata ve kusur arıyorduk. Lütfen bunu unutmayın. Geçme yasağı olan bir yerden geçtiyseniz eğer hani yasak yorularsa siz de dinlemediniz geçtiniz. Orası asli kusur yani asli kusur işlemiş oluyorsanız. Tek yönlü yola ters yönden girmek. Aynı şekilde kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. Bakın yine aynı şekilde karşı şeride ihlal etmek. Arkadan çarpmak. Trafik görevlisinin dur emrini durmayıp geçmek. Bakın bunlar hep hata kusur bildirdiği için asli kusur diyoruz. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? 2 araç boyu kadar, takip mesafesi kadar, 3 araç boyu kadar, 1 araç boyu kadar. Doğru cevabımız 5 yakı takip mesafesi kadar yaklaşıyoruz. Hangisi araçların tehcil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karaları Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız C şıkkı Emniyet Genel Müdürlüğü olacaktı. 45. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Sürücü belgesinin süresiz geri alınması, ağır hapis cezası, para ve ceza puanı trafikten men cezası. Doğru cevabımız C şıkkı para ve ceza puanı uygulanacak gerekli müdahale yapılması gerekir. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi hangisidir? Diferansiyel yağ karışımı göndermek, silindire yağ karışımı göndermek, diferansiyel benzin hava karışımı göndermek, silindire benzin hava karışımı göndermek. Doğru cevabımız D akı benzinle çalışan bir araçtan bahsediyoruz. Yakıt sisteminin görevi silindire benzin hava karışımı göndermekti. Yukarıda verilenler trafik kazasına rol oynayan faktörlerin hangisinin içine değerlendirilir? Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Hadi bakalım araç kusurları, yay kusurları, yolcu kusurları, sürücü kusurları. Doğru cevabımız D şıkkı sürücü kusurları olacaktı. 48. Araçta uzun faylar kaç metrelik mesafeye aydınlatmalı? Hani videonun başına söylemiştim ya. 100, 150, 200, 250. Uzun faylardan bahsediyoruz. Doğru olan cevabımız. A şıkkı 100 olacak. Uzun faylar göstergemizde mavi renk yanardı ve 100 metreyi aydınlatırdı. Kısa faylar gösterge panelimizde yeşil renk yanar ve 25 metreyi aydınlatırdı. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün hangisi yapması doğrudur? Bakalım. korna çalıp yayı uyarması, geçiş hakkını yaya vermesi, geçiş hakkını kendisini kullanması, bulunduğu şeridin sağına yaklaşması hangisi doğrudur diyor. Doğru cevabımız. 5 yukarı geçiş hakkını yaya vermesi olacak. Şu anki soru animasyonda olsa hiçbir şey değişmez. Yayalar her zaman de unutmayın bunu ve geldik 50'ye şimdi şu anki levha e, yeni levhalardan diyebiliriz aslında <laughs> levhanın anlamı nedir onu soracağız dikkat kirpi çıkabilir dikkat domuz çıkabilir A şıkımı B şıkımı yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar son sorumuzun cevabını. Eğer video işinize yaradıysa lütfen beğeni paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıda teşekkürler butonu var. Ona basarak da bana destek olabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Ve sınavdan soru kaçırmamak adına geri soru videolarına lütfen bakmaya çalışın. Sorulardan ziyade açıklamalar daha da önemli. Asla ihmal etmeyin diyelim. Hadi bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere diyerek şu anki videoyu sonlandıralım.